Merhaba canlarım, merhaba arkadaşlarım, merhaba benim güzel dostlarım. Bana kızanlarınız çıkacaktır belki ama Türkiye'nin ekonomik sorunlarının öyle toplumu ve ülkeyi batıracak, göçertecek, çökertecek, yokluğa sürükleyecek kadar kötü olduğu konusunda pek çoğunuzla hemfikir değilim. Hayır, bir iktisatçı olarak benim Türkiye'nin asıl sorunun siyasi olduğunu söylediğimi sanıyorum pek çok kez dinlemişsinizdir. Nitekim siyasi sorun olduğu nedeniyle ekonomik sorunlarımız bu kadar çok büyük noktaya, çok kötü, berbat noktaya sürükleniyor. Peki, Türkiye'nin iç borç sorunu yok demek ki bana göre. Dış borç sorunu yok demek ki bana göre. Ekonomik sorunu yok, istihdam sorunu yok. Hayır, bütün bunlar hepsi var. Ama çözülemeyecek sorunlar değil. Maastricht kriterlerine baktığınız zaman Türkiye'nin kamu borcunun yani devlet borcunun, dış borcunun hiç de problem olmadığını görüyorsunuz. Maastricht kriterlerine baktığınız zaman Türkiye'nin bütçe açığının öyle bir felaket falan olmadığı konusunda hemen hemen herkesin hemfikir olduğuna dikkat edin. Böyle olduğunu bilin daha doğrusu. İstihdam sorunu çok yüksek. İşsiz, felaket. Ama bu sorunun çözülemeyecek bir sorun olduğunu da lütfen kabul edin. Peki Türkiye'nin sorunu ne? Nedir bu iç siyaset sorunu? Her zaman söyledim, her zaman söylüyorum. Başıma bir iş gelse bile tekrar, aynen bir kez daha tekrar ediyorum. Türkiye'nin en büyük sorunu Recep Tayyip Erdoğan zihniyeti sorunu. Türkiye'nin en büyük sorunu Recep Tayyip Erdoğan zihniyetine destek veren medyanın sorunu. Evet, medya sorunu. Düşünün, bir ülke düşünün, medyayı da ülkenin bir bakıma istihbarat örgütü olarak kabul edin. Kamuoyuna sürekli kötü bilgi, yanlış bilgi veriyor. Sürekli ama. Bir kısmı, ki çok az o kısımlar, kötü, berbat, batıyoruz, çöktük, bitiyoruz diye bilgilendiriyor kamuoyunu. Çok büyük bölümü, yani esası temsil eden bölümü ise Türkiye'nin adeta bir cennet olduğu yalanını uyduruyor. Ve bunu yaparken iki taraf birbirine kamuoyunun tamamını düşmanlaştırıyor. Bugün sosyal medyada bir yazı dolaşıyor. 49 artı diye bir sitede mi ya da bir blogda yayınlanmış bir yazı. Biz 49, 51 ile aynı gemide değiliz diyor. Bu durumu, Türkiye'yi bu duruma getiren, halkı birbirine böylesine düşman eden, her 100 kişiden 49'unun 51'e düşman eden Recep Tayyip Erdoğan zihniyetidir. Bakınız, Memduh Bayraktaroğlu, Cumhuriyet tarihinin cumhurbaşkanlarından sadece Atatürk ve İnönü dönemini yaşamadı. Evet, sadece. Gelmiş geçmiş 12 cumhurbaşkanından sadece ikisinin dönemini görmedim. Celal Bayar olmak üzere, üçüncüden başlamak üzere, en son Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün başbakanlar ve cumhurbaşkanlarının dönemlerinin canlı tanığıyım. Ve işlerini çok az cumhurbaşkanı ile yüz yüze görüşmedim. Çok az ile, Cemal Gürsel'le sadece yüz yüze görüşmedim. Bir de rahmetli Fahri Korutürk ve Ahmet Necdet Sezer'le yüz yüze görüşmedim. Ama Ahmet Necdet Sezer'le polemiğe bile girdim. Neyse, geçti gitti. Yapım itibariyle hemen hemen bütün cumhurbaşkanlarına ve başbakanlara muhalif oldum. İyi şeyler yaptığımda onlarla ilgili güzel şeyler söyledim. Recep Tayyip Erdoğan'ın da başbakanlığı döneminde iyi yaptığı şeyler olduğunu, yazdığımı, söylediğimi biliyorsunuz. Katılmasanız da bu benim fikrimi değiştirmez. Neden? Bizzat yaşayarak gördüm ve takdir ettim ki doğru şeyler yapılmıştı. Benim penceremden öyle görülüyordu. Pek çoğunuzun penceresinden 2002-2007 arası da çok berbat olarak görülebilir. Saygı duyuyorum görüşlerinize, düşüncelerinize. Buna ideolojik olarak da bakabilirsiniz. Belki de samimiyetle öyle görüyorsunuzdur. Ama ben öyle görmüyorum. Ben 2002 ile 2007 arasını kötü görmüyorum. Benim canlarım, Türkiye bilhassa son dönemlerde içinde solu olmayan sağ, içinde sağı olmayan sol, klasik anlamda konuşuyorum, nedeniyle
bu berbat günleri yaşıyor. CHP içine klasik anlamda ama demokrat sağı almaya kalktığında klasik anlamdaki solcular ortalığı ayağa kaldırdılar. AK Parti klasik anlamda sağ bir parti olup klasik anlamda sol olmayan, bak klasik anlamda sol olmayan, içinde liberal özellikler taşıyan solu içine aldığında Türkiye'de çok iyi işler yapmıştı ama ne zaman ki AK Parti klasik anlamda sağ zihniyete yönelip klasik anlamda sol olmayan ama liberal özellikler taşıyan solcular içinden kovdu ve Türkiye bakınız işte bu hale geldi. Şimdi gemimizin, Türkiye isimli gemimizin su aldığı, hatta batışa doğru yavaş yavaş çok hızlı diliniz gittiği bilinen bir gerçek. Ve fakat bazı arkadaşlarımız şu anda %49'luk kitleye aynı gemideyiz, batıyoruz diye seslendiği için kızıyorlar. Evet, o %51'lik kitle Türkiye isimli gemiyi bu hale getiren iktidarları, kaptanları seçen kitledir. O %51'lik kitle, %49'luk kitleyle alay eden, aşağılayan, baskılayan, onlara vatan haini, terörist diyen kitledir. Bütün bunlar doğru. Ama hepsinden daha doğru olan bir gerçek var. Evet, hepimiz istemesek de, kabul etmesek de, reddetsek de aynı gemideyiz. Aynı batan gemideyiz hem de. Titanic gibi. Bir kısmı en üst kameralarda, en lüks kameralarda çal çengi oynasın, danslar eder, eğlenceler yapar, birbirlerinden zevkin doruklarına varırken aşağıda olanlar gemide batan ve batışı ilk hissedenlerdi. Evet, bütün bunlar doğru ama hepsi aynı gemideydiler. Şu anda da hepimiz aynı gemideyiz. Gemi su aldı, gemi batıyor. Geminin %51'ini oluşturanlar, geminin %49'unu oluşturan ve kaptandan nefret edenlere gelin aynı gemideyiz diye haykırırken samimi olmayabilirler. Ama gemi batıyor. Gemi batıyor. Yapmamız gereken hayır, biz sizin aynı gemide değiliz demek değildir. Tıpkı bir önce anlattığım o fıkradaki gibi. Hani Ramiz'le Hüsmen'in aşağı doğru yüzünü çevirmiş batan uçakta Ramiz bağırmıştı ya, Hüsmen be, abi düşüyor muyuz ne dediğinde Hüsmen, sana ne be ya, babanın uçağı mı demesi gibi. Hayır hayır, hepimiz aynı uçaktayız, hepimiz aynı gemideyiz. Düşersek Allah korusun diyelim, hep beraber yok olup gideceğiz. O zaman doğrusu ne? Doğrusu kitle olmaktan çıkıp toplum olmaya yönelmek. Toplum hassasiyetine bürünmek. Kitlelerin o menfaatçi, o egoist, o bencil, o küçük hesapçı iğrençliğinden kurtulmalı. Toplumların, millet olmanın birlikteliğini, aynı hazzı, aynı heyecanı, aynı tehlikeyi yaşama duygusuna ortak olmalıyız. Batıyoruz efendiler, batıyoruz. 49 batarsa 51 de batacak. 51 batarsa 49 da batacak. Yani biz sizinle aynı gemide değiliz diye heyecanla, öfkeyle, nefret duygusuyla haykırmanın hiçbir yararı yok. Zaman el ele verme zamanı. Zaman felaketleri birlikte yaşayacağımızı görmüş olmanın olgunluğuna erişme zamanı. Canlarım benim, güzellerim benim, en nefret ettiğinize bile kucak açamazsanız zannetmeyin ki biz geminin üst katındayız, kurtuluruz. Asla. Hep beraber batıyoruz. E peki ne yapalım? Kaptanı değiştirelim. Evet, sizinle hemfikirim. Kaptanı değiştirelim. Ama arkasından gelecek kaptanların gemiyi kurtarma ihtimalleri yoksa ne yapacağız? O zaman kaptanın zihniyetini değiştirmesi için onu aşağılamadan, onu çok daha fazla böyle bize düşman etmeden, bak senden nefret ettiğimiz doğru
Ama ne yazık ki kaptanımız sensin. Gel şu zihniyetini değiştir. Gel hepimizi kucakla. Gel geminin kurtarılması için bizim de sana yardımcı olmamıza izin ver demektir. Yok, kaptan buna da izin vermiyorsa içimizde kaptana oy verenler ve kaptana oy vermeyenler birleşip kaptanın aklından zorunlu olduğuna hep birlikte bütün mürettebat dahil gemideki sakinleri, gemide yolculuk edenleri ikna etmek zorundayız. Yani kaptanı tedavi için bir tarafa zorlamadan, ikna ederek, ona da bunu kabul ettirerek çekeceğiz. Aklı başında yardımcı kaptanlarla gemiyi önce sağ salim limana çekeceğiz. Kaptan buna imkan vermiyorsa, kaptan buna izin vermiyorsa yasal yollardan asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyorsunuz, yasal yollardan vazgeçerek gemiye el konulursa ve kaptan şikayetçi olursa gemiyi kurtarmış bile olsak hepimiz suçlu duruma düşeriz. Önemli olan meşruiyet içinde her şeyi yapmaktır. Önemli olan hem gemiyi kurtarmak ama hem de meşruiyetten sapmamak, meşruiyetten vazgeçmemektir. Hadi bakayım benim canlarım, benim güzel kardeşlerim, benim güzel dostlarım, biz 49'uz, biz sizinle aynı gemide değiliz diye öfkelenmenin, nefret duygularını arttırmanın hiçbir yararı yok. Doğru olan %51'e kabul be arkadaş, kabul. Bize yıllardır eza çektirdiniz, zulmettiniz, bizi aşağıladınız, bizi dışladınız, bizi ötekileştirdiniz. Kabul ediyoruz. Bizden önce de bizim büyüklerimiz, bizim abilerimiz, babalarımız, amcalarımız, dedelerimiz sizi ötekileştirmiş olabilirler. Gelin siz onların suçlarından, onların kabahatlerinden bizi sorumlu tutmayın. Biz de biat ettiğiniz, onun taahhütleriyle bize karşı düşman olduğunuzu bildiğimiz halde o kaptanın kusurlarından dolayı sizi ötekileştirmeye edeceğiz. Gelin bu gemiyi, su alan, batmak üzere olan bu gemiyi hep birlikte onaralım ve hep birlikte gemimizi içlerinde bizler de sağ salim olarak belki ufak tefek zayiatlarla kıyıya yanaştıralım ve orada tamirini yapıp sonra tekrar derin, açık maviliklere, açık denizlere, hatta okyanuslara açılalım. Canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz hepimiziz çünkü. Ben sizim, siz bensiniz. Hepimiz birbirimiziz. Ama biz Türkiye'yiz. Bu Türkiye'yi ne başkalarına ne de bizi aşağılayanlara bırakıp terk etmek lüksüne sahibiz. Bu gemide hep beraber kalacağız. Gemiyi onaracağız ve çocuklarımıza, torunlarımıza bütün okyanusların güzellikleri ortasında kendi başına özgür ve güvenle yürüyen bir Türkiye gemisi haline getireceğiz. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın benim güzellerim. Hoşça kalın. Hepinizin gözlerinizden sevgi ve muhabbet döküyorum. Hepinizin. Bana burada küfür edenler dahil. Hepinizin.